Atma baba, ben gidiyorum. Ha Ali, kasabaya inerken madenli çiftliğinden geçmeyi unutma. Gülsüm'e şöyle bir görün bakalım. Babasına da benden bir selam. Ha olur, yolum düşerse bir uğrarım. Yolum düşerse mi? Ne tahapçılıksın be? Sana madenlinin en güzel, en zengin kızını alıyorum. Üstten naz ediyorum. Naz ettiğim filan yok baba. Yalnız benim gibi kaba saba bir köylü, Gülsüm gibi İstanbul'da okumuş, oranın adetlerine alışmış bir genç kızla nasıl uyuşacak bilmem. Uyuşur, uyuşur. Sen daha paranın tadını almadın. Öyle bir uyuşursun ki. Bakalım. Uğurlar olsun Ali Bey. Eyvallah Kayan, sana da. Babam, beyoğlu beyoğlu.
Zalı, nereye gidiyorsun? Kasabaya, mahkemeye. Mahkemeye mi? Hadi bin de seni götüreyim. Hadi de. Bineyim mi? Hadi de. Hadi. Adın ne senin? Aysel. Aysel mi? Neredensin? Bataklıdam'dan. Sen hiç kasabaya hizmetçiliğe gittin mi? Geçen yıl gittim de. Kimin yanındaydın? İncirli de satılmış sadelerde. Ya, demek sen şu Aysel'sin. Bataklı'nın kızı. Hey! Yürü! Kolumu ne tutuyorsun? İneceğim. Yaylıyı beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Eksik olma. Ama ben ineyim gene. Beni arabaya çağırdığın zaman kim olduğumu biliyorsun sanmıştım. Bilseydim çağırmazdım, merak etme. Baban evde mi? Sormaya geldim dedi. Hayır, babam kasabaya gitti. Demek benden evvel yola çıktı. Halbuki ben de onu yaylıyla götürmeye gelmiştim. Hükümete gidiyorum da. Zaten babam böyledir. Tabii demek. Ne yapalım, sağlık olsun. Halbuki böyle güzel bir yaylıyla kasabaya gitseydin. Annem yukarıda, bari gel bir kahve iç ha. Teşekkür ederim Gülsüm, mahkemede acele işim var. Haydi sarı patates, kalmıyor 5 kuruşa sarı patates. Geçen celsenin zaptını oku bakalım. Bataklı Dam'dan 18 yaşında Hüseyin kızı Aysel'in iddiasına göre geçen sene satılmış zadenin yanında hizmetçilik ederken mumayile kızın ırzına tasallut etmiş, mevkume bunun müteakip hamile kalmış. Onun için satılmış zadeden çocuğuna nafaka istemektedir. Tarafeyn şuhudu mevcut olmadığından mahkeme keyfiyetin tespiti için yemine müracaat etmek üzere satılmış zadenin celbine karar vermiştir. Hala bu kızın sana iftira ettiğinde... Evet. Bu hususta namusun, vicdanın ve şerefin üstüne yemin etmeye hazır mısın? Hazırım. Kâhit yok. Fakat yalan yere yemin etmenin ne demek olduğunu bilirsin değil mi? Düşün, taşın da ona göre cevap ver. Yalan yere yemin etmenin ne olduğunu bilirim. Bu kızdan hiçbir alakam olmadığına yemin etmeye hazırım. Ne? Ne dedin? Yemine hazır mısın? Edemez. Yemin edemez o. Namusun ve şerefin üstüne, bu kızla hiçbir cinsi münasebette bulunmadığına yemin eder misin? Namusum ve şerefim üzerine... O bu yemini etmesin. Davayı mutlaka senin mi kazanman lazım? Davamı geri alıyorum. Onu yalan yere yemine zorlamak istemem. Ne bağırıyorsun? Ha? Aklını mı kaybettin? Davamı geri alıyorum. Nafaka falan istemem. O çocuğumun babasıdır. İstemem ki yalan yere yemin etsin. Ben çocuğumu dilenir gene kanımdan beslerim. El verir ki çocuğumun babası yalan söylemesin.
Dava sukut etmiştir. Yaz. Fakat reis bey... Ne var? Ne istiyorsun? Yoksa davanın sukutunu kabul etmiyor musun? Yok. Hayır, öyle olsun. Daha iyi. Hadi git kızım. İnsanların görebileceği davan kalmadı. Gördün mü kız Ali? Allah böyle bir tanesini de bana nasip etse. Ayşe. Gel yerli, yolumuz nasıl olsa biz seni köyüne götüreyim. Duymuyor musun Ayşe? Sana söylüyorum. Aysel hala gelmedi. Ben sana onunla beraber git demiştim. Hani mahkemede ettiğin işi Hüsmen adam duyunca kızımın bütün günahlarını affettim. Reis bile var ol kızım demiştim. Niye ağlıyorsun? Ne var? Korkuyorum. Aa. Ne var? Bugün sen mahkemede değme erkeklerden daha iyi gittin. Reisten bile korkmadın da şimdi kimden korkuyorsun? Anamdan babamdan korkuyorum. Herif'ten de fakayı alamadım. Şimdi beni kovacaklar. Saatlerdir buradayım. Bir türlü dama giremiyorum. Aa, üzülme be Aysel. Sen çalışkan bir kızsın. Kendi rızkını da çocuğun nafakasını da çıkarırsın. Beni kimse yanına almaz artık. Benim için gidecek tek bir yer var. O da bataklık. Bataklık. Gel dışarı gidelim. Hadi gel. Gel gidelim. Yürü hadi.
Kız gel buraya, baksana ne diyeceğim. Ayşe, yüzüme bak. Dur kız, nereye gidiyorsun? Bırak beni. Yoksa kendimi suya mı atacaksın? Bırak beni. Çıldırdın mı kız? Sanki kendimi suya atsam bundan kime ne? Bu sabah benim kim olduğumu öğrendikten sonra beni arabanla götürmek bile istemeyecek. Bırak şimdi bu lafları. Gel şu kayanın üstüne otur. Şimdi ağlamayı da bırak bakalım. Demin annenden baban konuşuyorlardı. Senin mahkemede ettiğin işi Hüsmen Ağa'dan duymuşlar, çok hoşlarına gitmişti. Sahi mi söylüyorsun? Niye yalan diyeyim? Ağlama diyorum sana. Dünyada hali senden beter insanlar var. Kimsenin hali benden beter olamaz. Öyle deme Aysel. Sen daha gençsin. Bir de anamın halini düşün. Her yanını sızılar kaplamış, yatalak bir kadın. Öyleyken yine şikayet ettiği yok. Biliyor musun? Bu akşam anama senin mahkemede söylediklerini anlattım. Anlattın mı? Ya, beni sana anam gönderdi. Eğer istersen seni yanına alacak, ona bakar. Peki ama anan Emete Hatun bilmiyor mu ki ben? Herkesin bildiğini o da biliyor. Gene de beni yanına alacak, öyle mi? Sen seninkilerle konuş, yarın hemen bize gelir. Sahi mi söylüyorsun? Beni istiyor demek. Gayri yaşayabilirim. Demek beni bu halimle de isteyenler bulunurmuş. Ağlama kız. Ağlama dedik ha. Sağ ol Ali. Bu gece bana... Kız Ayşe, seni çığırıyorlar. Kim çığırıyor? Evet Hatun, madenin çiftliğinde misafirler geldi de. Gülsün de gelmiş mi? O gelmez mi ki? Elbette gelecek. De! Aysel abla, seni çağırıyorlar. Geliyorum. Hani Emet Hatun kızım Gülsüm'ü ve İstanbul'da mektepte bile okuttu. Biliyoruz, biliyoruz. Gene ona sorsan köyü şehire değişmem der. Ben köylü doğdum, gene köylü öleceğim anne. Madeninin bir çınar dibini İstanbul'un saray bahçelerine değiştim. Gülsüm'e bak, Gülsüm'e paşa kızı. Amma da hindi gibi kabarmış ha. Bu Ali'ye varacak, benim hanımım olacak. Ali'nin yerinde olsam almam onu. Hadi hadi. Seni istemişsin hanımcığım. Kızım kendi elinde kahve bir şey dedik misafirlere. Bu kız bataklığının Aysel mi? Evet. İlahi Emet Hatun, hiç insan böylelerini evine alır mı? Hadi kızım, çabuk kahveleri bir şey de gel yap. Hadi. Vay, Aysel sen misin be? Kız yine yerinden memnun musun bakalım, hı? Herhalde senin yanımdan çok daha rahat. Bakındı kahveye. Sizin yanınıza gelmeden evvel kahve değildik. Siz de olduk. Ayşe! Ayşe! Ali abi, Ayşe çeşme başındaydı. Nerede kaldın Ayşe? Bizim eski ağla konuşuyorduk. Aç aç, evine. Gidiyorum. Hı. Yemedik ha be delikanlı Aysel'inizi. Hem sen bizim köyde dolaşmasan daha iyi edersin. Dolaşırsak ne olurmuş be? İyi olmaz da onun için. Hı. Hadi be sen de. Elinden geleni ardına koma. fazla söyleme, dolaşırız. Yok canım. Dolaşırsak ne olur be? Ali uyma ona. Fena adamdır o. Senden sonra görüşürüz. İstediğin yerde görüşelim delikanlı. Hadi oğlum. Baba,
Çapayı bitirdik. Bu gece de bir suladık mıydı? Ha? Arıkları sağ taraftan açın. Bu yana su gelmiyor. Ali git bak oğlum şuraya. Sen dur bakayım şöyle. Şu işi gündüz gözünden yapalım diye kaç defa söyledim. İyi ama sen yarın Gülsümlere gidiyormuşsun. Kim dedi onu sana? Anamdan duydum. Hani Gülsüm'ün bana hanım olacağını düşünüyorum da. Bir seviniyorum. Neden? Bilmem. Öyle işte. İkinize hizmet etmek ne mutlu. Yalnız bilmem acaba beni ister mi ki? Ha, neden istemesin? Sen bu evin kızısın gayri. Hadi çocuklar, elinizi biraz çabuk tutun ya. Dur baba, geliyorum dur. Bir çapalık iş kaldı. Hadi bakalım çocuklar yola. Merhaba baba. Merhaba evladım. Oo, bu sene çok kuzladılar galiba. Çok, madenli çiftliği bu. Düğün ne vakit he? Yakında yakında. Gülsüm nerede? Demin kümeslerdeydi. Bakayım şuna hele. Gel 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 gel. Gel bili 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 bili. Gel gel tepeli kızım gel. Gel gel. Gel yüzük kızım gel. Gel gel. Gel tepeli kız. Gel gel gel. Gel tepeli kız gel. Gel. Ne yapıyorsun Gülsüm? Hiç. Hem Ali senle konuşacaklarım var. Hadi içeri gidelim. Hadi gel de gidelim. Otur şöyle. Bugün çok sinirlisin Gülsüm. Bana bak Ali. Ben Bataklıdam'ın Aysel'le aynı çatı altında oturamam. Anlamadım. İyi ama Gülsüm. Aması maması bu. Kızcağızın başına bu felaket dünyaya akla ermezken gelmiş. E şimdi tekrar kızcağız sokağa taklak ne yapar? Önceden yaptığını bana ne? Böyle deme Gülsüm. Şu bir yıla yakındır anama kendi anasıymış gibi bakıyor. Bilmezsin anam ne kadar huysuzdur. O bile Aysel'i kendi kızıymış gibi seviyor. Anne ne isterse yapsın. Yalnız ben o kız oradayken o eve ayak basmam. Canım Gülsüm. Hem istersen yol verme. Ben seni zorlayacak değilim ha. Sen bilirsin. Ya. Sen nasıl istersen öyle olur. Anama söylerim, ona yol verir. Ağlama kızım, ağlama. Ben senden hoşnutum. Allah da senden hoşnut olsun. Git güle güle evladım. Hadi kızım, araba hazır. Bataklı'na kadar yer gelir görürsün beni çocuğum. Allah asma aldık. Güle güle evladım. Aldık Ali. Var sağlayacaklar. Şimdiye kadar bize ettiğin iyilikleri unutacak değiliz. Eksik olma.
Servi boylum gelince şen olur deli gönlüm. Vay benim efendim. Ben hakime danıştım, sen benim olacaksın. Vay benim efendim, efendim sen benim efendim. Ali. Gitti. Kim gitti? Hiç. Aysel'e yol verdik. Bak Ali. Hani daha kayınbaban olmadım ama o kızın burada daha fazla kalması hiç yakışık almazdı. Öyle. Baban nerede? Bilmem. Gitti. Neredeyse gelir. Siz şöyle içeriye buyurun. Hadi siz içeriye girin. Ben ata arabayı ahıra çeker gelirim. Hadi. Anladın mı Ali? Babam yamaçtaki iki büyük tarlayı bize verecek. 500 kadar davarla Hasan Ağa'nın bütün inek sürüsünde istedi. Yetmedi. İyi. Yamaçtaki tarlalar 1500 dönüm eder gene. Davarları da aşağı ofluğa alırız. Sonra o çoban Hasan Ağa'yı da değiştirelim diyorum, ne dersin? Sen nasıl istersen öyle olsun. Senin canın sıkılıyor Ali. Yo, neden sıkıldın? Senin tepeli tavuğu kara kızın ne yaptın? Kızdım, kestirdim domuzu, iyi etmedim. Devreşme be mübarek hayvan. Hoşça kal amca. Uğur ol Aysel. Babana selam söyle. Bak sana sütün tazesinden kodum. Sağ ol. Bak bak, piçine süt götürüyor. Hala dikici sahibi olamadılar. Bırakın şunu. Haydi işinize bakın. İyi misin Aysel? İyiyim. Bana bir diyeceğin mi var Ali? Yok, sana ne diyeceğim olsun ki? Öyleyse var yoluna git. Neden? Bak, karşıdan Gülsüm'den arabası geliyor. Çek hadi.
varım, Mekva vermez de varım oyun. Mekva vermez de varım oyun. Efendimi öldüren yavrum, turnayı gözünden vurdun be delikanlı. Aysel gibi kahpelerin peşinden koşacağına dünyalığa konuyorsun. Hadi bir de benim aşkıma iç bakalım. Bu da kim oluyor be? Aldırma be Ali, hoş gör. Oh. Damzara'da vuruldum, ta gönlere çek duyuldum ey. Ta gönlere çek duyuldum ey. Sebep var sağımı anne, tuta tuta gece geç geldim domuz beklemeye. Hayvanlar basmış tarlanın yarısını. Akıllıdır domuzlar. Tenek sesleri biraz kesildi ve dalır eller içeriye. Ali kasabadan döndü mü ki diye merak ediyorum. Dersiydi uğrardı buraya. Kasabadan dönüyorum dayı. Kevsin galiba. Yazık yazık. Sen evleneceğine 2 gün kala mı baştan çıktın? Hoş gör acı dayı.
nerede kaldın Allah abi? Ne bağırıp sunan aptal? Sana ne? Ha? Ulan kaç kere söyledim sana? Oho! Ulan! Ulan ne karışıyorsun? Sana söyle. Ne karışıyorsun sana ulan? İşin olmayan şeyler ne karışıyorsun? Ha? Ali! Delirdiniz mi siz? Ha? Hayvan! Çıldırmış mıdır nedir? Açın kapıyı be! Mübarek düğün günü! Kes! Kes! Ali Taha hala uykudan uyanmadı mı? Uyansa gelirdi elbet. Vakit ikindi oldu ama. Kolay kolay ayılamaz o. Sabahleyin ne yaptığını bilmiyordu. Çılgın gibiydi. Ah ah, delikanlılık. Öyle. Şu birkaç günü bir atlatsak. Yarın kız evinde kına gecesi. Bu gecede biz de delikanlılar eğlenecekler. Ali kalksa da arabayı koşup misafirlerini getirsin. Bas. Tam zarada vuruldum, ta
verecek duyuldu beni. Ta göğürecek duyuldu beni. Bir sebep varsa mı anne, tuta tuta yorulur. Nasılsın anneciğim? Çok şükür evladım. Hadi cezvi sür de kendini kaymıştır çocuğum. Sen de ister misin baba? Ben içtim. Anne, senin hastalığın için bir ilaç sağlık verdiler. Kasabada eczacıyla konuştum, yapıverecek. Babam indiğinde alıversin. Gazetede ne var ne yok baba? Hiç. Yalnız dün gece kasabanın meyhanesinde bir kavga olmuş. Kavga mı olmuş? Ha. Delikanlılar birbirlerine girmişler. Herifin biri yıkılmış. Belediye doktoru muayene etmiş. Kafatasında bir sustalının ucunu bulmuş. Ölmüş mü? Ölmüş. Dün gece meyhanenin kapısı önünde ha? Öyle. Katili yakalamışlar mı? Hayır. Yakında yakalanacak diyor. Ben biraz hava alayım. Thank you.
sen arabayı temizlemeyi unutmuşsun. Misafirlerini bu kirli arabayla mı getireceksin? Herkesin kafasında bin türlü derdi var. Arabanın temizliğini kim düşünür şimdi? Sonra Cevde'ye gidiyor. Ben de bundan 35 yıl evvel... Dün gece kasabadaki cinayete ne dersin? Katili daha yakalayamamış. Yakalarlar, yakalarlar. Kimsenin nahı kimsede kalmaz. Hadi hoşça kalın. Gidin sağlıcakla. Ne mutlu, sağlığında oğlunun mürüvvetinde göreceksin. Öyle. Bir yerde eğlenme oğul. Tez gel. Hadi. Benim oğlum. Sen misin? Ne var, ne istiyorsun baba? Hiçbir şey yok. Ama artık kalkma zamanı geldi. Hadi giyin kuşan da kız evine gideceğiz. Nikah kıyılacak, düğün unuttun mu? Şimdi giyiniyorum baba. Beraber gideceğiz değil mi? Beraber gideceğiz. Beraber. Beraber. Yaşa evladım. İnşallah sorunlarımı da görürüm. Sen de sağ ol anne. Onlar bana bir zengin kız veriyorlarsa ben de sütten aktemiz bir evlat veriyorum. Değil mi Ali'ciğim? Anne. Ne var oğlum? Hiç. Ali. Hadi araba hazır. Allah'a ısmarladık anneciğim. Güle güle evladım. Bir
Bir şey mi söyleyecektin? Hayır, biraz daha yavaş sürsün. Bundan yavaş da olur mu? Bilmem. Nasılsın bakalım Aysel? Kötü ağam, kötü. Ne arıyorsun burada? Burada sizi bekliyordum. Ali'ye kutlu olsun diyecektim. Senin bu kutlaman herkesinkinden daha makbule geçti Aysel. Değil mi Ali? Öyle. Yolunuzdan kalmayın. Hadi güle güle. Kal sağlıcakla kızım. Aysel'e bir şey mi diyecektin? Hayır hayır, dursun. Ne var Ali? Ne olacak? Ben bana edilen bunca iyiliğe layık değilim. Neden? Sen kimseyi incitmedin ki sana fenalık edilsin. Ben bir adam öldürdüm baba. Hele şükür. Bunu bana kendi ağzından söylediğin için sağ ol evladım. Sen bunu ben demeden evvel biliyor muydun? İşte bir kötülük olduğunu evveli geceden biliyordum. Bataklıkta senin sustalıyı ben buldum. Demek sustalıyı alan sensin oradan. Benim ya. Ağzı da kırık. Öyle. Velakin bunu ben mi kırdım? Bu işi ben mi ettim? Hatırlayamıyorum bir türlü burasını. Sarhoşluk, sarhoşluk. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kavga ettim mi bilmiyorum. Yalnız şöyle bir kavga başlangıcı aklıma geliyor gibi. Baba, bilsen o vakitten beri neler çektim. Gayri söyledin ya babana. Artı ferahladın demektir. Ferahladım. Peki ama eğer şimdi bana söylemeydin, bugün nikahı böyle kıydıracak mıydın? Susarsam daha iyi olur diye düşündümdü. Peki, sonra neden söyledin? Aysel sebep oldu. Beni kutlaması yok mu? İşte o. Şimdi nikah için doğru belediye. Ha? Kasabaya inilecek, değil mi? Damadı bekliyoruz. O gelince kızı da alıp beraber gideceğiz. Kaldınız ha. Sana ve kızına nikaha gitmeden evvel diyeceklerimiz var. Ne gibi? Hele şöyle bir yukarı çıkalım da. Gülsüm, Ali, sen, ben dördümüz. Buyurun yukarıya çıkalım. Gidiyor muyuz? Gideceğiz kızım ama nikahtan evvel Ali ile babasının bize diyecekleri varmış. Söylesinler bakalım. Hacı efendi,
Salı gecesi kasabada bir maraza olmuş. Delikanlılar kavga etmişler. İçlerinden biri ölmüş. Duydunuz belki. Duydum. Bizim satılmış Sadi'yi vurmuşlar. Ben salı gecesi kasabadaydım. Ali'yi birkaç arkadaşı eğlentiye çağırmışlar. Son bekarlık eğlentisi. Ali biraz fazla kaçırmış içkiyi. Sabahleyin eve geldiğinde ne ettiğini bilmiyordu bile. Lakin kılığından bir marazadan çıktığı anlaşılıyordu. Üstü başı toz toprak için. Satılmış Sade'nin kafasında kırılmış bir sustanın ucunu bulmuşlar. Evde baktım, benim sustanın ucu da kırık. Ne? Kötü haberler bunlar be Ali. Keşke bize bunu dünden duyursaydın, daha iyi olurdu. Öyle ama birdenbire söyleyivermek de kolay değil. Neyse, olan oldu. Şükredelim ki nikahtan evvel haber alabildik. Yoksa bizim de başımız belaya girecekti. Ama daha bu cinayeti Ali'nin işleyip işlemediği belli olmadı. Lakin eğer siz isterseniz, bu iş tamamen meydana çıkıncaya kadar nikahı birkaç gün geri atalım. Yok yok, geri atmak filan istemez. İş meydanda. Ali ne yaptığını pekala biliyor. Kızımla bütün şimdiden ayrılsınlar daha iyi. Öyle olsun. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık Gülsün. Bıçağı bu elinden mi sapladın? Gözleri kör olsun. Ne yapalım kadınım, üzülmeyin. Niye üzülecekmişim? Gülsümümü kime versem almaz. Anne bırak da şimdi bu lafları. Ali de bu işi yapacak delikanlıya benzemiyordu ya. Hani ya edilen masrafa yanıyorum işte o kadar. Of anne. Gülsüm abla. Gülsüm abla. Ne var? Hacı dayının evinin önünde bir dağlı kızı ille de seni görmek istiyor. Kim bu dağlı kız? Bilmem. Sana diyeceklerim var. Burada olmaz. İçeriye gidelim. Diyeceğimi demeden önce sana bir şey soracağım Gülsüm. Ali'yi seviyor musun? Sana ne? Elbet bana bir şey ki sana soruyorum. Ali'yi seviyor musun? Merak olduysa söyleyeyim. Sevmeseydim ondan evlenmeye kalkışır mıydım? Bugün hala onu seviyor musun? Asıl bugün onu sevdiğimi anladım. Ali'nin kabahat olduğunu biliyor musun? Bunu sana kim söyledi? Nereden biliyorsun? Yoksa hiçbir şey bilmiyorsun da içine mi öyle doğuyor? İçime bir şeyin doğduğu yok. Ali susuzdur. Haydi gidelim köye. Sana yolda bütün bildiklerimi anlatırım. Hayır. Önce bildiklerini söyle. Ben de öğreneyim. Ondan sonra gideriz. Çamlıbel'den, Ali'nin evlerinden gitmeden önce son gün bir iş için Ali'den su salı bıçağını istediydim. İş görürken su salının ucu kırıldı. Anladın mı? Bıçağın ucunu ben iş görürken kırdım. Sonra tuzsalıyı kapattım, akşama Ali'ye verdim. Ucunu kırdığımı söylemeyi unutmuşum. Anlıyor musun? Şimdi Ali sanıyor ki... Ali adam öldürmedi. Ali adam öldüremez Gülsüm. Sen bunları gidip Ali'ye söylemedin. Ona bunları söylemedim. Önce sana anlatmak istedim. Şimdi tuzsalının nasıl kırıldığını senden ve benden başka bilen yok. Niye önce bana söylemek istedin? Aranız düzelsin diye. Nasıl olsa Ali bu işte kabahatli olmadığını anlayacak. Ama ben istiyorum ki sen o öğrenmeden gidesin. İşi ben mi onu anlatacağım? Sen ona hiçbir şey demeyeceksin. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi oraya gideceksin. Benden konuştuğunu ağzından kaçırmayacaksın. O hapse giderken bile kendine varmak isteyen bir kadının
bulunduğunu sanacak, sevinecek, ondan sonra iş meydana çıkar, hemen düğün yaparsınız. Ne tuhaf kızsın Ayse. Halbuki seni Ali'lerin evinden kovduran ben. Biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun da, niye gelip bana iyilik etmek istiyorsun yine? Bilmem. Hadi tez olalım kuzum, o kendi kabahatsizliğini öğrenmeden yetişelim oraya. Gene ne var? Aysel, belki Ali seni seviyor. Adam sen de. Ali benim ne mi sevecek? Benim gibi fakir bir kızı. Hem de dahası var. Hadi yürü. Şükür Rabbime. Felek bize amma günler geçirtti be Ali. Anne. Ne var yavrum? Sana Ayseli gelin getirseydim ne derdin? Bir şey demedin anne. Ne diyeyim evladım? Kim istersen gelin getir başım üstünde. De kim seni sevsin? Aysel sevmesini bilir. Birazdan gele çakı işini açarım, her şey meydana çıkar. Ama sakın seni benim yurdumu Ali'ye söyleme. Anne, anne meğer ben yalnız Aysel'i seviyormuşum. Emet ne yaptın? Madenlerin Gülsüm geldi, şimdi avluya girdi. Ve subhanallah. Buyurun. Bir çift sözüm var Ali. Buyur, söyle bakalım. Burada annenin yanında utanırım Ali. Şöyle odaya gidelim de. Hadi git bakalım oğlum, Gülsün ne diyecek? Otursana Gülsün. Böyle ayakta daha iyi. Bu sabah sana çok kötü muamele ettim Ali. Yo, asıl biz damdan düşer gibi sizin ödünüzü patlat. Ama ne de olsa Ali, gene kabahat bizde. Canım geçmiş şey bunlar. Hem böyle olduğu daha iyi. Ama ne de olsa buraya geldiğine çok sevindim. Ben gelmedim Ali. Beni buraya birisi yolladı. Senin kabahatsız olduğunu bilen birisi. Aramızın düzelmesini isteyen birisi. Çok isterdim ki Ali ben kendiliğimden geleyim. Seni buraya kim gönderdi? Benim kabahatsız olduğumu sana kim söyledi? Sana Ali. İyi ama benim kabahatsiz olduğumu kim bilebilir? Babam bile demin geldi kasabadan. Biz de ondan öğrendik. Asıl katil ben değilmişim. Onu yakalamışlar. Görüyorum ki Ali, bu sabah aramızda geçenleri bir türlü unutamıyorsun. Ben her şeyi unuttum artık. Hem bu lafları bırakalım. Ah Gülsüm, seviyorum, seviyorum. Onu sevdiğimin bugün farkına vardım Gülsüm. Peki, bu sevdiğin kim? İsmine lüzum yok. Zaten o beni sevmiyor ki. Ama ben ondan gayrısını alacak değilim. Ayseli mi seviyorsun Ali? Eğer sevdiğin oysa bil ki o da seni. Çünkü beni buraya o gönderdi. Ne yaptın Ayse? Çok şükür iyiyim dayı. Bu sobanın işleri duydun mu? Yoo.
Ne olmuş? Meğerim kasabada katil yapan Ali değilmiş. Yok canım. Kim söyledi? Sevin babası haber getirdi. Asıl katili jandarmalar tuttu. Ben biliyordum zaten. Öyleyse benim gidip dememe lüzum kalmadı. Neyse hoşça kal Ayşe. Aysel. Seni bulmak için bataklığa geliyordum. Bu sefer elimden kurtulamadın gayret.